TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere meme kanserinde meme estetiğinden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Gülden Avcı Çakmak bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün konularımız birbirinden önemli konulara değineceğiz. Fakat konumuza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben Balıkesir Burhaniye doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Burhaniye'de tamamladıktan sonra Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra İstanbul'da uzmanlık eğitimimi aldım. İki kez Amerika deneyimim söz konusu. Sonrasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Kurucu öğretim üyesiydim. Daha sonra evlilik nedeniyle Çanakkale'den ayrılmak zorunda kalınca özel sektöre geçtim. Halen özel sektörde doktorluğu yapıyorum. Evet. Başarılarınız daim olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet hocam, konumuz çok önemli. Meme kanserinden bahsedeceğiz öncelikle ama meme kanserinde meme onarımından da bahsedeceğiz. Evet. Peki hocam, meme kanserinin önemi nedir? Özellikle de bayanlarımız için çok muzdarip bir konu. Kanser deyince hepimiz ürkeriz. Çok evet, sıkıntılı bir süreç. Çok haklısınız. Şu anda kadınların en sık olduğu kanser tipi meme kanseri. 1960'lı yıllarda 20 kadından birisi meme kanseri olurken ne yazık ki günümüzde 7-8 kadından birisi meme kanseri olmakta. Bu gerçekten oranın çok arttığını gösteriyor. O yüzden bilinçlenmek çok önemli. Fakat meme kanseri tabii hem kanser olması hem de memenin bir cinsel obje olması, bir kadınlık sembolü olması nedeniyle birkaç yönden önem arz ediyor. Yani bu hastalığa yakalanmak zaten kanser adı hastayı çok travmatize ediyor, çok etkiliyor. Bir de cinsel bir organını kaybediyor gibi algılıyor ve cinselliğinden oluyormuş gibi hasta algılayıp biraz daha bu konu psikolojik olarak hastayı baskıya sokuyor. O yüzden şimdi artık yeni yaklaşım, kanser tedavisi olurken aynı anda kadını memesiz bırakmamak. Kadın memesinin bir kısmı veya tamamen alındığında, aynı seansta meme yaparak ameliyattan çıktığında hasta kendini daha iyi hissettiği için tedaviye alınan yanıtlar çok daha iyi. O yüzden bugün biliyoruz, yani meme sadece görüntüsel olarak bir şey değil. Yani değil, hasta evet, için çok daha fazla bir şeyler ifade ediyor. Bu yüzden meme koruyucu cerrahi veya meme rekonstrüksiyonu dediğimiz memenin yapılması gittikçe önem arz ediyor. Önem, evet. Teknoloji de geliştikçe zaten bu tedavi yöntemleri de artmakta değil mi hocam? Evet, evet. Yani eskisi kadar zaten hani memeye de çok radikal davranıp hemen meme gözden çıkarılmıyor. Olabildiğince erken yakalayalım. Tüm amaç zaten o. Kanserli doku erken yakalansın, meme korunabildiği kadar korunsun ve eksik olan doku tekrardan yapılıp kadın normal hayatına devam etsin. Kadında bir eksiklik duygusu olmasın. Yani meme sonuçta bir organ, nasıl ki işte ayağınızı kaybettiğinizde rahatsız oluyorsanız aslında kadın memesini kaybettiğinde de rahatsız oluyor. Bir eksiklik hissediyor. O nedenle aynı seansta meme yapımı veya aynı seans için söz konusu değilse tedavi bittikten sonra geç rekonstrüksiyon dediğimiz geç dönem memenin yeniden yapılması söz konusu. Evet. Hocam şunu da söylemek istiyorum. Meme kanseri olan kadının memesiz kalması aslında kader midir? Hayır hayır, kesinlikle değildir. Kader değil. Bu sadece aslında tercih meselesi. Kimi hasta kanserin adını duyunca memesini gözden çıkarıyor. Ya ben yaptırmasam da olur, şu illetten bir kurtulayım diyor. Buna da saygı duyuyoruz. Evet, geç rekonstrüksiyon yapılabilir. Hasta kemoterapisi gerekiyorsa radyoterapisini alır. Tüm tedavisi bittikten sonra gelir, meme yapılır. Ya da hasta hayır ben böyle bir eksiklikle yaşamak istemiyorum, kıyafet seçimimi böyle etkilesin istemiyorum diyorsa memesi alındığında aynı seansta da meme yapılabilir. Kesinlikle memesiz kalmak bir kader değil. Hastanın hem psikolojisini hem sosyal hayatını etkilemesi gerekmiyor bu olayın. Evet. Bu durumda da erken teşhis de çok önemli değil mi hocam aslında? En önemlisi evet, aslında erken teşhis. Ne kadar erken yakalanırsa o kadar iyi. O yüzden de yıllık meme kontrolleri mutlaka önemli. Yani 40 yaşın altındaki her kadın mutlaka meme ultrasonu, 40 yaşın üstünde hem meme ultrasonu hem mamografi gerekli görülüyorsa buna MR da eklenebilir. Eklenebilir. Peki hocam, meme yapılanmasında sizin uygulamış olduğunuz tedavi yöntemleri neler? Bahseder misiniz? Memeyi yapabilmek için iki tür yaklaşımımız var. Birisi otolog dediğimiz, hastanın kendi vücudundan doku alıp doku aktarımıyla. Bir diğeri de prostetik, yani protezlerle, işte silikon denilen protezlerle meme yapımı söz konusu. Kimi hasta için kendi dokusu daha avantajlı oluyor. Özellikle hastanın biraz göbeği de varsa karın germe tarzında yapılıp hem hasta karnından kurtulup düz bir karna sahip olurken
oradaki dokudan faydalanarak meme yapabiliyoruz. Ama kimi hasta gerçekten zayıf oluyor veya ikinci bir ameliyat bölgesini tercih etmiyor. O zaman da hazır protezleri kullanarak meme yapabiliyoruz. Burada hastanın tercihleri önemli ve ameliyat öncesi hastada hastayla birlikte avantaj, dezavantajları konuşmak önemli. Bizde hiçbir zaman her şey pür avantaj değil. Aslında her şeyin kendine göre bir dezavantajı var. Hastanın neye razı olduğuna karar vermesi gerekiyor. Ben hep hastalarıma şey diyorum. Yani bu bir terazinin kefeleri gibi. Avantajı bir tarafa koyun, dezavantajı diğer tarafa. Ne tarafa ağır geliyorsa ona göre karar verin. Evet. Peki hocam, siz bu tür yöntemleri yaparken bir yandan da meme başını da yapabiliyor musunuz? Evet. Meme yapımı tamamlandıktan sonra yaklaşık 6 ay sonra meme başı da yapılıyor. Çünkü görsel olarak bir işlevi olmasa da meme başının yokluğu maalesef çok rahatsız edici bir görüntü. Meme başındaki o bizim nipple dediğimiz meme ucu çıkıntısı da ameliyat teknikleriyle yapıyoruz. Ama memenin başındaki o koyu renk için ya yine vücudundan bir parça alıp parça naklediliyor veya dövme teknikleriyle diğer meme başına benzer renkte dövme yapılarak böylece meme başı da oluşturuluyor. Hastada hiçbir eksiklik olmadan tamamen normal bir meme yapısına kavuşmuş oluyor. Aslında bir yandan da hastanın psikolojisini de düzeltmiş oluyorsunuz. Çok önemli. Bu çok önemli değil mi hocam? Evet. Özellikle meme kanseri yaşayan hanımlarda. Evet. Yani eksiklik duygusu olmuyor. Hele ki üretken çağda daha seksüel aktivitesi devam eden kadınlar için bu aslında gerçekten çok önemli. Peki hocam, yaş kriteri var mı yapmış olduğunuz tedavi yöntemlerinde? Şöyle, bizde hiçbir şekilde yaş kriteri yok. Hasta eğer ki meme kanseri ise, hele ki genç hastaysa, onda rekonstrüksiyonu çok daha önemsiyoruz. Tabii ki yaşlı hasta da başka faktörler oraya girebiliyor. Hastanın kalp hastası olması, tansiyonun olması, işte şeker hastalığının olması, bunlar yara iyileşmesini bozabileceği için bu sefer ek faktörleri de düşünerek bir karar vermemiz gerekiyor. Çoğu zaman işte ameliyat süresini daha kısaltıp iyileşme süresini kısaltacak yöntemleri tercih etmek durumunda kalabiliyoruz. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Seneler önce işte meme kanseri olmuş bir bayan, memesi alınmış ama seneler sonra da size gelmiş. Yani bu gibi durumlarda da meme tekrar yapılabilir tabii mi? Tabii ki, tabii ki, kesinlikle. Hatta o tür hastalarda bazen daha rahat oluyoruz. Çünkü yıllar geçtiyse artık nüks dediğimiz hastalığın tekrarlama olasılığı da kalmadıysa biz çok daha rahat hareket ediyoruz. Oraya geç dönemde meme yapılabiliyor. Yine aynı teknikleri uygulayabiliyoruz. Bizi biraz zorlayan şey aslında radyoterapi. Erken dönem, yani memenin alınmasıyla eş zamanlı meme yapıldığında sonrasında radyoterapi alırsa hasta yeni yapılmış memeye, bazen revizyon, ufak tefek düzeltme ameliyatlarına ihtiyaç olabiliyor. Radyoterapi bazen yeni yapılmış memeye ufak tefek zararlar verebiliyor. Ne gibi zararlar veriyor hocam mesela? Oradaki dokunun mesela bizim kontraksiyonu dediğimiz bir miktar çekme olabiliyor. Şimdi radyoterapi teknikleri çok ilerledi. Bu konuda gerçekten radyasyon onkolojisi çok başarılı, çok hedefe doğru atış yapıyorlar ama bazen renk değişimleri olabiliyor. Eğer ki bir şekilsel bozukluk olursa veya memede küçülme olursa ek düzeltme operasyonları gerekebiliyor. Gerekebiliyor, evet hocam. Peki hocam, büyük memelerde kanser olma riski daha mı fazla? Hep toplum olarak bunu çok fazla duyarız aslında biz. Evet, aslında gerçek tarafı da var. Büyük memedeki meme dokusu daha fazla. Meme dokusu ne kadar fazlaysa doğrusal orantısal olarak da kanser olma olasılığı fazla. Bu bir. İkincisi, büyük memeyi takip etmek de güçtür. Hem muayenesi zordur hem de ultrasonu çok zordur. Çok zordur. O yüzden de hastanın hep böyle ek yöntemleri, işte meme MR'ına, başka yöntemlere de ihtiyaç duyulur. Meme küçültmenin zaten en büyük avantajlarından birisi de meme dokusu küçüldüğü için hem takibi kolaylaşır hem de meme kanseri olacak doku azalmış olur. Aslında o riski nedenle, azaltmış oluyoruz değil evet, mi hocam? Evet, o nedenle göreceli olarak risk azalır ve takibi kolaylaşır. Evet hocam, risk azalır diyorsunuz ama bu durumda başka faydaları var mıdır meme küçültmenin aslında? Nelerdir? Aslında meme kanserinin, yani yaprağın yoncaları gibi, 4 tane faydası vardır. Evet. Birincisi, çok büyük bir yük taşımaktadır hasta. Yani boynunda, omzunda, heybe gibi iki tane büyük memeyle yaşamak gerçekten çok zor. Bu bir fiziksel bir yüktür. Hastanın omuz ağrısı, sırt ağrısı olur, boyun ağrısı olur. Südyenlerin askıları adeta çökme yapar ve hastanın burada sanki bir su oluğuymuş gibi bir çöküklüğü vardır. Yine memeler çok büyük olduğu için meme altında pişikler, kötü kokular, mantar enfeksiyonu görülür. Ve hasta der ki, işte yazın kafamı önüme eğemiyorum, kendimden gelen kokudan rahatsız oluyorum. Bu hastayı çok etkileyen bir şeydir.
İkincisi özellikle genç ve büyük memelilerde görürüz. Hasta utanır, sosyal hayattan evet. kaçar, istediği kıyafeti giyemez. Gelip şunu ifade ediyorlar, işte üstüm ve altımdaki beden uyumsuzluğu çok fazla. Üstüme hep yaşlı hı-hı. kıyafetleri alıyorum, altıma daha küçük bir şey seçiyorum. Ben bu yaşta istediğimi giyemeyeceksem hı-hı. ne zaman giyeceğim? Evet, hastayı psikolojik çok etkiliyor. Etkiliyor. Hasta hı-hı. spora katılmak istemiyor. Büyük sosyal yaşantısı da bu durumda tabii evet, etkilenmiş oluyor. Yani evet. bu iş tabii hı-hı. psikolojisini de bozuyor. O yüzden meme küçültme hem fiziksel hem ruhsal açıdan hem de kanser açısından gerçekten yararlı bir ameliyat. Evet. Peki bunda da yaş kriteri var mıdır hocam? 18 yaşından sonra herkese yapılabilir. Hı-hı. Genelde 18 yaşın altına yapmamaya çalışıyoruz. Hastanın biraz daha gerçekçi beklentisi olsun. Çünkü yaş ne kadar küçülürse ne yazık ki çok daha romantik yaklaşımları oluyor. Beklenti çok artıyor ama hı-hı. bu bir ameliyat, bir iyileşme süreci ve memenin alt kısmında bir kesi yeri söz konusu oluyor. İz kalabilme olasılığı var. Ama genç hastaların bunu kabullenmesi daha zor oluyor. Daha zor oluyor. O yüzden hani 18'ini doldursun, biraz hı-hı. daha mantıklı olsun, beklentileri daha gerçekçi olsun diye istiyoruz. Evet. Artık hocam toplum olarak o kadar çok estetiğe fazla yöneldik ki artık genç kızlarımız da yöneldi. O yüzden size özellikle bu konuyu sormak istedim. 18 yaşından itibaren herkes artık estetik yaptırmaya başladı. Evet. Bir de şöyle bir durum var. O kadar çok güzellik merkezleri var ki merdiven altı yapılanlardan bahsediyorum. Ne yazık ki. Sonrasında maalesef dediğiniz gibi işte belli dikişler ondan sonra hatlarda çok fazla oranda ne sıkıntılar çıkıyor. Yani bu durumda gerçekten... peki size bunlarla ilgili gelenler oldu mu hocam hastalarınızda? Evet, gittikçe hı-hı. de yaş oranı düşüyor gerçekten. Evet. Yani bu belki de toplum sağlığı hı hı. açısından incelenmesi gereken bir konu. Ne yazık ki bir takım prototipler var ve bu prototiplere benzemek, onlar gibi olma isteği çok fazla. Çok fazlalaştı. İşte çok genç, çok zayıf ve memesi yok. Niye memem yok? Evet, o vücutta o yaşta hı hı. meme olmayabilir veya çok büyük memem var. Ben bunu hani hemen yok olsun istiyorum. Çoğu zaman benim hep hastalarıma önerdiğim mümkünse gidin doğumunuzu yapın. Doğumdan sonra meme sonra, küçültmeye evet. gidelim. Ama şu anda gençlerin bu konuda toleransı çok az evet, ve maalesef. Yaş oranı gittikçe düşüyor. İşte botoks istekleri çok artıyor. Hani gençlik olarak artık değil mi hocam? Evet. Güzelliğinde sonu yok diyelim. Yani aslında yaptıkça da yapıyor yani bütün gençlerimiz şu anda. Evet. Biraz sosyal medyanın da etkisi var tabii bu konuda. Çok da. Fazla Hı-hı. var. Bir de hani bizde bir laf vardır. Mükemmel iyinin düşmanı. Aslında her genç kendine Hı-hı. göre güzel Hı-hı. ama güzelliğin o yaşta kıymeti bilinmiyor. Evet. Böyle bir mükemmel şeyi var, iddiası var ve herkes o mükemmel tipe benzemeye çalışıyor. Ama kendi iyiliklerini bazen ıskalıyorlar. Evet. Evet hocam hemen meme küçültmeden bahsettik ama ben size meme büyütmeden de sorularımı hemen yöneltmek istiyorum. Hocam meme büyütme nedir? Herkese yapılır mı? Faydaları ve dezavantajları nelerdir? Bahseder misiniz? Meme büyütme, meme küçültmenin tam tersi bazı kadında gerçekten hı-hı. meme çok küçük oluyor. Kimisinde hiç gelişmiyor. Hı-hı. Bir erkek çocuğu kıvamında dümdüz olurken kimisinde de aşırı kilo vermeler özellikle obezite cerrahisinden sonra hı-hı. veya emzirmeler sonrası meme gerilediği için meme bölgesi boşalmış oluyor. Evet. Kadını çekici yapan şey yuvarlak hatlarıdır. İşte elmacık hı-hı. kemiklerinin yuvarlaklığı, meme bölgesinde yuvarlaklık, kalça bölgesindeki yuvarlaklık. Aslında hani bir güzel kadın yuvarlak hatta sahip olan kadındır. O yüzden de göğüs bölgesinin boşluğu kadını rahatsız eder. Rahatsız bir dekoltenin hı-hı. doluluğu aranır. Bu konuda şu anda yaptığımız altın standardımız protezle rekonstrüksiyon. Protez dediğimiz şeyler silikon protezlerimiz var. Bunları kasa altına veya kasın zarının altına yerleştiriyoruz. Hı hı. Meme dokusunun kesinlikle altındayız. Meme ile herhangi bir irtibatımız yok. O yüzden memenin takiplerinin yapılmasına hiçbir engel yok. Şimdi zaten radyologlar da bu konuyu çok iyi bildikleri için hı hı. yıllık meme kontrollerine giden hastanın silikonunun olması meme kontrolüne hiçbir şekilde engel değil. Hı hı. Meme büyütmeyi yine 18 yaşından sonra her kadına yapılabiliyor. Hı hı. Ama burada kızın adet yaşı da benim için çok önemli. Neden hocam? Çok hı hı. geç adet görmüş, adet hı hı. yaşı gecikmiş bir bayanın meme gelişimi de gecikecektir. Evet. En azından adet görmeye başlayalı 2 yıl olup hormon seviyesinin düzene oturmuş olması gerekiyor. Ama 17 yaşında bir kız geliyor. Zaten çok geç adet görmüş, işte kadın doğum hekimlerinin biraz takibine girmiş hı hı. ve geliyor işte memem yok. Evet çünkü hormonların çok geç harekete geçmiş. Bu yaşta olmaz hı hı. biz 2-3 yıl beklemek zorundayız. Ama
bir 4 yıl öncesinde adeti başlamış fakat memeye gelişimi olmamış. Olmamış, evet. O zaman buna müdahale yapılabilir. Ama bu tür hastaların çoğu çok zayıf hastalar. Evet. Peki hocam, meme büyütme operasyonunun öncesi ve sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi öncesinde aslında genelde çok genç hastalar oldukları için bizim için çok büyük bir problemleri olmuyor. Yok. Yani bir tansiyon, şeker gibi çoğu hastanın yok. O yüzden hani hastanın öncesinde dikkat edeceği en önemli şey belki kan sulandırıcı içerikli ilaçlar kullanmaması. Bu şu an için en sık kullanılan şey aspirin. Sonrasında ise bu bir ameliyat. O yüzden bir iyileşme sürecine ihtiyacımız var. Mutlaka hastanın bu dönemde dikkat etmesi gerekiyor. Mikrop kapmaması açısından. Bir çarpma, vurma, darbe olmaması gerekiyor. O yüzden ben ilk 3 gün mutlaka evde istirahat etmesi gerektiğini düşünüyorum hastalarımın ve öyle öneriyorum. 3. günden sonra hasta çok rahat normal rutin hayatına dönmeye başlıyor. Fakat aktif spor yapma yaklaşık 6 hafta sonra. Özellikle üst kası geliştirici, pektoral kasa yönelik eğer bir spor yapılacaksa, işte tenis oynanacaksa, çok aktif yüzülecekse bunlar bazen 3. aya kadar bekleyebiliyor. Biraz ara vermesi gerekiyor. Evet, yani çünkü kasla çok ilişkili bir bölgedeyiz ve o kası zorlama içeride bir kanamaya sebep olabilir, şişmeye sebep olabilir. O nedenle biraz hastanın sabırlı olması gerekiyor. Evet. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Yurt dışından gelen çok hastanız var. O kadar çok seviyorsunuz ki hastalarınız tarafından da. Sağ olsunlar. Peki bu gibi durumlarda özellikle meme büyütme ve meme küçültme gibi operasyonlarda hastalarınızın burada kalma süreci ne olacak? Yurt dışından gelmeleri nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle, öncesinde mutlaka internet aracılığıyla görüşüyoruz. İşte telefon aracılığıyla bize fotoğraf gönderiyorlar. Oradan bazen karşılıklı konuşabiliyoruz. Hasta buraya geldiğinde ilk önce mutlaka bir rutin tahlilleri yapılıyor. Anestezi açısından bir risk var mı yok mu benim için en önemlisi o. Yani bunların hiçbirisi zorunlu ameliyat değil. O yüzden hastaları riske atmaya gerek yok. Eğer ki anestezi doktoru bu hastanın şu haliyle anestezi almasında sakınca yok dediği zaman ameliyatı alıyoruz. Ama bir yeni başlamış, örnek veriyorum, bir böbrek patolojisi yakalandı ama hasta çok genç, belirti vermemiş. O zaman diyoruz ki bir dakika, biz bir duralım. Sizde daha önemli bir sağlık sorunu var. Siz önce bir problemi çözün. Bu ameliyatı erteleyelim veya iptal edelim. En önemlisi hastanın güvenliği. Bir de meme bölgesi söz konusu olduğunda ne olursa olsun orada yeni başlamış bir patolojiyi uyandırmamak, oradaki patolojinin artmasına sebep olmamak için öncesinde mutlaka küçültme de olsa büyütme de olsa meme ultrasonu. Eğer ultrasonda hastanın bilmediği yeni bir kitlesi varsa, yeni bir lezyonu varsa önce o problemin çözülmesi gerekiyor. En önemlisi önce hastaya zarar vermemek, sonra estetiğini sağlamak. Sonrasında hasta 3 gün aslında burada kalması yeterli. Çoğu hasta 4. gün uçabiliyor. Ama eğer ki hasta biraz daha güvenli gitmek istiyorum diyorsa bir haftaya kadar ilk bir gece hastanede yatıyor. Daha sonra otele çıkarıyoruz. 3. veya 4. gün ben bir kez kontrole çağırıyorum. Bir problemi yoksa uçup gidebiliyor. Ama kimi hasta, özellikle meme küçültme hastaları biraz daha kalma taraftarı benim gözlemlediğim kadarıyla. O hastalar bir hafta 10 gün kalabiliyorlar. Bir de şöyle, eğer ki Türk asıllı bir hastaysa gelmişken mutlaka bir akraba ziyaretimiz oluyor. Yapıyor, evet, kesinlikle hocam. Evet, özellikle yaz dönemlerinde daha fazla değil mi hocam? Bir taşla iki kuş. Yaz dönemi de olabiliyor. Şimdi bu Noel tatili, Şubat tatili o dönemlerde de çok artıyor. Çünkü hani yurt dışındaki tatil planları bize göre bazen biraz daha farklı. Şimdi mesela Aralık ayında biraz daha fazla artacaktır. O tür dönemde diyorum ki tamam, siz gidip biraz akraba ziyareti de yapın. Hem size biraz moral olsun. Dönüşte bir kez daha görüşelim. Ondan sonra yurdunuza uçabilirsiniz. Sonrasında iletişimi yine internet üzerinden yapıyoruz. Sağlıyorsunuz. Evet. Gitmeden önce mutlaka yazmam gereken bir takım ilaçlarımız oluyor. Özellikle dikiş hattını yok edebilmek için kullandığımız jellerimiz var. O jelleri de yazarak hastamıza teminini sağlıyoruz. Hasta daha sonra orada kullanmaya başlıyor. Evet. Peki hocam, izler zaten çok minimal olarak kalıyor artık değil mi? Eskiye nazaran bakınca. Evet. Hem minimal hem de saklanabilecek yerde. Yani bizim amacımız hasta günlük hayatını yaşarken bir geceye gittiğinde bir dekolte giymek isterse, bir mayo bikini giydiğinde iz kalsa bile izin görünmeyecek yerde olması. Yerde olması. Aslında bakarsanız estetiklerin hiçbirisi tam işsiz değil. Yani biz yüz germe yaparken de kulağın önünden kesi yaparız. Ama hasta saçıyla bunu çok rahat kapatır. Önemli olan kapatabilmesi. İz konusunda evet, çok atravmatik teknik dediğimiz iz kalmayacak şekilde çalışıyoruz. Ama hastanın cilt yapısına göre, özellikle hasta kalın ciltliyse, esmerse
iz açısından daha dezavantajlı. Daha dezavantajlı, evet. Peki hocam şunu soracağım. Emzirmenin meme kanserine etkisi nedir? Bu da çok önemli bir konu aslında, değil mi? Şimdi belki neden bu kadar çok günümüzde şey artıyor meme kanseri? Daha az doğuruyoruz, daha az emziriyoruz. Meme kanserinden koruyucu en önemli şey çok doğurmak ve çok emzirmek. Evet. Ama artık hani günümüz şartlarında kimse 5-6 tane doğuramıyor ve emzirme gerçi gittikçe bu konuda bilinçlenildi. Artık 2 yıla kadar emziriliyor. Emzirme süresi de kısalıyor. O yüzden çok emzirmek kadını meme kanserinden korur. Korur. Peki meme kanseri olan bir kadına siz farklı bir protez taksanız, silikon taksanız tekrar emzirebiliyor mu hocam? Şöyle hocam, eğer ki meme dokusu tamamen alındıysa emziremez. Emziremez. Evet ama kısmi veya bir kısmı alındıysa memenin, kalan dokuda hala süt bezi varsa, süt kanalları korunduysa evet emzirir. Çünkü şimdi parsiyel mastektomi dediğimiz bir şey var. Memenin hepsini almayıp memenin hastalıklı kısmı sadece alınıyor ve bir meme bir büyük, bir meme küçük kalmasın diye oraya protezle destek yapıyoruz. İçeride kalan dokuda süt bezi varsa ve o süt bezleri meme başıyla bağlayacak süt kanalları sağlamsa evet hasta emzirir. Devam edebiliyor. Evet. Evet hocam, meme küçültmeden, meme büyütmeden, meme kanserlerinden de bahsettik. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben sizi bulmuşken kaçırmak istemiyorum. Buyurun. Hemen şöyle kısa olarak da liposuction'dan bahsetmenizi istiyorum. Nedir hocam liposuction? Liposuction deri altında birikmiş yağ dokusunun dışarıya alınmasıdır. Burada önemli olan şey deri altında birikmiş yağ olması. Yani biz iç organlar arasındaki yağı alamıyoruz. Bu özellikle erkek hastalarının mutlaka anlaması gereken bir şey. Çünkü erkek hasta geliyor, işte eşim liposuction yaptırdı, çok memnun, benim de göbeğimi alır mısınız? Maalesef erkeklerdeki yağlanma tipi deri altı değil, aynı zamanda bağırsak arası ve organlar içi. O yüzden erkeklerde göbek bölgesine yapılan liposuction'da çok faydalanamıyoruz. Cilt altındaki yağ birikimini tıpkı elektrikli süpürge mantığıyla vakumlayarak dışarı alıyoruz. Bunu yaparken hastada kanama olmaması için önce ilaçlı bir takım serumlar hazırlanıyor. Bu serumlar liposuction yapılacak bölgeye veriliyor. Sonra minik kesilerle kalem kalınlığında, belki ondan çok daha ince kanüllerimizle vakumlayarak dışarıya alıyoruz. Şimdi liposuction'ı teknolojiyle kombine ediyoruz. İşte vaser, laser. İlk önce bu kesilerden mesela lazer aletini sokuyoruz. Lazerle içerideki dokular sıkılaştırılıyor ve yağ tıpkı tavada erir gibi eritiliyor. Yani gördüğünüz eriyor ve oradaki dokular sıkılaşıyor. Lazeri çıkartıp daha sonra liposuction'la oradaki yağı vakumlayarak dışarı alıyoruz. Ama burada cildin sarkmaması için, sanki sönmüş bir balon nasıl içi boşalınca sarkar, ciltte böyle bir şey olmaması için hastanın 1-1,5 ay korsa giymesi gerekli. Evet. Yani bu durumda aslında hocam bir yandan da karın germe de yapabiliyor musunuz liposuction'a? Tabii. Şimdi ameliyat öncesi hastanın cildini çok iyi değerlendirmek lazım. Cilt eğer toplamayacak karakterdeyse, çok fazla çatlağı varsa, çok aşırı sarkması varsa bu hastada mutlaka germe gerekiyor. Yani hem karın germe yapılıp hem liposuction'la kombine edilir veya bacağın dış tarafına liposuction yapılırken iç tarafından bacak germe yapılabilir. Orada hastanın cilt kalitesi çok önemli. Evet. Peki hocam kaç kilo yağ elde edebiliyorsunuz bir liposuction'da? Şimdi hastanın kilosunun %10'undan fazlasını almamamız gerekiyor. Çünkü miktar ne kadar artarsa ne yazık ki istenmeyen sonuçların olma olasılığı daha fazla. Şimdi teknolojiyle bu oran biraz daha artıyor ama ben bu konuda çok daha konservatifim. Dediğim gibi önce hasta zarar görmesini, estetik için hastayı riske atmak istemiyorum. Örnek veriyorum, hasta 60 kiloysa 6 litrenin üstünde almayı kabul etmiyorum ama var yani 11-12 litre alan, çok daha üstünde alan meslektaşlarım olduğunu biliyorum. En çok kimlere uyguluyorsunuz hocam? Kadınlar ve erkekler dedik ama en çok yaptıran kadınlar. Evet, kadınlar en çok şöyle genetik sebeplerde mesela hasta geliyor diyor ki ya ne kadar kilo verirsin vereyim benim bu basenlerim gitmiyor zaten annemin de yapısı böyle biliyor musunuz? Evet, bazı sebeplerden dolayı bazı bölgelerdeki yağ hücrelerimiz çok daha fazla oluyor ve kilo versek de gitmiyor. Bizim için aslında en ideal hasta odur. Hasta gelip işte benim boynumdan ayak bileğime kadar liposuction yapın dediğinde bu aslında hiç iyi bir hasta değildir. Evet. Yani bu bir zayıflama ameliyatı değil. Bu bir vücut şekillendirme ameliyatı. Hasta zayıflar. Eritemediği yerleri biz alırız. Bu konuda kadın hastalar çok daha fazla. Çok daha fazla. Hocam özellikle de şunu sormak istiyorum. Obezite cerrahisi günümüzde çok çok fazlalaştı. Evet. Biliyorsunuz ki ve obezite cerrahisinden sonra yapılan kişilerde bazı sarkmalar da meydana geliyor.
Bu durumda vücut şekillendirme mi yapıyorsunuz? Evet. Yerme işlemleri mi yapıyorsunuz? Bahseder misiniz? Evet. Şimdi obezite cerrahisi dediğiniz gibi gerçekten çok popüler oldu ve çok rutine bindi. Yani artık hani bu bir safra kesesi ameliyatı kadar rutine bindi. Evet. Genel cerrahi arkadaşlar da çok başarılılar ama çok hızlı kilo verildiği için cilt mutlaka sarkıyor. Ve %90'ında hep germe ameliyatları yapıyoruz. İşte kol germe, bacak germe. Tüm vücut germe yapılıyor. Yani sadece karın germeyi yeterli olmuyor. Popoyu da yukarıya kaldırmak gerekiyor. Hatta hasta o kadar fazla kilo veriyor ki popo aşağıya kaydığı gibi aynı zamanda düzleşiyor. İşte yuvarlak hat verebilmek için kendi dokusunu içeriye katlayıp bir popo yuvarlaklığı kazanmak gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz hani, tamamen bir vücut şekillendirmeye gidiyorsunuz aslında değil mi hocam? Ama şöyle söyleyeyim yani hasta mesela 60 kilo veriyor. İçinden bir insan çıkıyor ve deri buna ayak uyduramıyor. Hastanın derisi kendine büyük geliyor. Ya yani o fazla deriyi mutlaka almak zorundayız. O yüzden liposuction genelde obezite cerrahisinden sonra kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Peki hocam bu durumda yani kol germe, bacak germe, karın germeyi aynı anda yapabiliyor musunuz bu işlemleri? Şöyle şimdi bu hastaların çoğunun çoklu müdahaleye ihtiyacı oluyor. Kol germe, bacak germe, kadınsa meme toparlama, işte popo kaldırma. Hepsini aynı anda yapmak hem hasta için hem de hekim için aslında çok uygun değil. Hekimi de çok hırpalayan bir şey çünkü çok uzun sürüyor ve uzun sürme yorgunluğu artık başarıyı düşürüyor. Hasta için de aslında bence riskli. Ben hastalarda genelde iki seansta yapmayı tercih ediyorum. Tercih ediyorsunuz. Evet hocam. Yüz bölgemizle ilgili hemen sormak istiyorum. Biz bayanların vazgeçemediği konulardan bir tanesi. Yer çekiminden dolayı yüzümüzde bazı sarkmalar ve yaşımız ilerledikçe bazı sarkmalar oluyor. Bazı boşluklar oluşuyor hocam. Bu gibi durumlarda yüze ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Şimdi burada basitten komplekse doğru gidebiliyoruz. Şu anda en popüler olan şey büro işlemleri dediğimiz aslında öğlen arası hastanın gelip yaptırıp sosyal hayatından ayrılmadığı şeyler. Tabii bunlar çok hepimizin sevdiği işlemler. Çünkü bir iyileşme süreci yok. Sosyal hayattan bizi kurtarmıyor. İş hayatımıza devam ediyoruz. Çoğu zaman kimseyle paylaşma ihtiyacı bile duymuyoruz. İşte bunların başında ne geliyor? Botoks. Botoks gerçekten çok etkin. Kasları geçici olarak durduran bir sistem. Özellikle yüzün üst 1/3'ünde yaptığımız bir sistem. İşte kaşlarımızı çattığımızda mevcut olan kırışıklıklarımız gidiyor. Kaşlarımızın hafif yukarıya kalkmasını sağlıyor. Göz çevresinde kaz ayağı dediğimiz kırışıklıkların yok olmasını sağlıyor. Ama botoks artık kullanım alanımız da arttı. İşte yüzümüz ne kadar üçgen gözükürse o kadar daha genç gözüküyoruz. O kadar daha çekici oluyoruz. O yüzden şimdi maseter botoksu dediğimiz veya diş gıcırdatma botoksu dediğimiz şeyi yüz şekillendirme için de kullanmaya başladık. Ya yaşın artmasıyla birlikte ağız köşesi hafifçe aşağıya doğru iniyor ve bu bizi üzgün bir ifade veriyor. Aşağı indirmeye yarayan kasları hafif bir botoks yaptığımızda ağız hafif yukarı çıkıyor ve hasta daha mutlu bir ifadeye sahip oluyor. Yine işte yaşla birlikte boynumuzdaki kırışıklıklara botoks yapıyoruz. Bu gerçekten çok hastaların sevdiği bir yöntem. Son zamanlarda da çok çabuk kullanılabilen, çok da pratik değil mi hocam? Evet evet yani hastayı yapıyoruz 10 dakika 10 dakika sonra hasta tekrar rutin hayatına devam ediyor. Yine büro işlemlerinden dolgular, işte hafif oluşan çöküklükleri yok etmek, kırışıklıkların altına dolgu vererek o kırışıklıklardan kurtulmak. Yine yaşla birlikte üst dudak uzuyor ve dudaklar inceliyor. Onları biraz kalınlaştırmak. Bunlar da gerçekten hastaların çok hoşuna giden ufak dokunuşlar ama hastayı mutlu eden şeyler. Ve iyileşme zamanı gerektirmiyor. Şu anda çok popüler olan yine iple askılamalar söz konusu ama iple askılamalarda gerçekçi olmak gerekiyor. Yani yüz kaslarımız çok kuvvetli kaslar. Bu bir gerçek. İnsanlar işte televizyonlarda da görüyoruz. Çene kaslarıyla kamyon bile çekebiliyorlar. Şimdi bu kadar kuvvetli kasları 3-4 tane ip koyarak tamamen kalıcı iyileşmesini beklemek gerçekçi değil. Evet, ama bunda bir iyileşme söz konusu değil. Yüzünüz doğru düz şişmiyor ve çok hızlı sonuç alıyorsunuz. Hani hasta ya benim bir toplantıya katılacağım, bir düğüne katılacağım ve kendimi iyi görmek istiyorum. Ya da bilmem kaç yıl sonra işte üniversite arkadaşlarıma katılacağım ya kendimi daha genç hissetmek istiyorum. Evet bu durumda yapalım. Ama bu tedavi sizi bir yıl kadar idare eder. Evet şimdi onu soracaktım hocam. Yani hani bu bir yüz germe değil. Peki tekrar üçüncü seans yapılabilir mi hocam? Tabii ki. Tabii ki yapılabilir. Evet yani hiçbir sakıncası yok. Kullanılan ipler zaten bizim ameliyatta kullandığımız ipler. O yüzden herhangi bir şekilde yan etkisi olan şeyler değil. Sadece burada beklentiyi gerçekçi tutmak lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
vücut olarak tamamen bütün sağlığımız önemli. Sadece güzelliğimiz değil, tabii ki bu dış görüntü bizim belki etiketimiz ama önemli olan tabii ki şu koronalı günlerde kendimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden herkesin hem ruhsal hem fiziksel sağlıklı olmasını dilerim. Zaman ayırdığınız için ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Gülden Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.